seni sevmişlerdir bundan. Bir de bir Temel Safi'nin Azını çok oynamak istiyorum. Gel. Evet, istiyorum. Niye istiyorsun? Gel, çok güzel bir film başlayacak. Gel seyret. Ya ben çocukluğumdan beri o çizgi filmi çok seviyorum. Bu ayrı bir konu. Abla, sen bana gel otur dediğine göre yine bayık bir film başlayacak değil mi? Ona bayık denmez. Sanat denir Keramettin. Ders aralarında İspanya maçlarını, o lig maçlarını seyredeceğine iki tane güzel sanat filmi seyret de sinemaya bakış açın gelişsin. Çok güzel söylüyorsun. Adamları anlasam gelişecek. Ama adamlar anlaşılmamayı erdem sandıkları için bön bön bakıyoruz biz de. İşte buna bön bön bakmayacaksın. Anlayacaksın. Hatta içine işleyecek. Doktor Zhivago. Konusu Ekim devriminde geçen çok güzel bir filmdir. Ekim devrimi mi? Abla, bitmiş gitmiş devrimin hala filmini yapıyorlar. Sırf bana eziyet olsun diye ya. Vay! Sevgili yedek ailem, sinema günleri mi yaptınız? Televizyon saati, he? Harika. Alayım, süper film başlıyor. Örümcek Adam, hemen açıyorum. Ayol, ne yapıyorsun sen oğlum, ne yapıyorsun? Sen de hazırlıklı ol, izle ki biraz insanlık öğren. Sizin aileye dahil değilim ya. İtin kakın beni, kaderim bu. Kaderim bu. Rahim sus! Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Hayır ama al, neyi seyredeceksen seyret. Bugün farklı konuda 25 kere ağladın. İçim kıyıldı. Zır. Abla, alma Mazlum'un ahını, çıkar aheste aheste. Gel. Gerçek sinema filmi. Örümcek Adam. İzle biraz da ağ atmayı öğren. Sürpriz. Hoş geldiniz efendim. Nasıl? Şaşırdınız değil mi? Ben dedim Afet Hanım sevinçten böyle diye dolup kalacak dedim. Sevindim değil mi? Çok affedersiniz Afet Hanım, böyle gece vakti. Ben rahatsız etmeyelim dedim ama tabii dinletemedim. Estağfurullah efendim, ne demek? Ben rahatsız olmayacağınızı biliyordum zaten. Metin dedim. Afet Hanım bizi kim bilir nasıl özlemiştir dedim. Nasıl iyi tanıyorum ben sizi değil mi? Geçeyim ben şöyle. Ürperi daha eve girmedi. Ürperi, Ruhi bizi. Ruhi, abla geldi. Ablam geldi. Paris'ten ablam. Geldi. Çok özür dilerim Afet Hanım. Rica ederim efendim. Siz de buyurmaz mısınız? Yok sağ olun. Ben zaten yol yorgunuyum. Gireyim bir an önce. Ürperi de çok geç kalmasın, olur mu? Tabii, siz hiç merak etmeyin. Ben onu hemen gönderirim. Eminim. İyi geceler. Dur abla, ben açarım. Yavaş aç ama. Oh, hepsi bana mı? Var. Hayır. Herkese bir şeyler getirdim. Toplanın, gelin. Bunları nereden aldın Ürperi abla? Ay, bunların hepsini Keremciğim bizim Paris'ten getirdim. Dünyanın Fransız frangını verdim ben bunlara. Sayenizde biz de Paris'e kadar gitmiş olduk. Ah, keşke herkesi alsalar efendim. Ama o Şengel Müzesi yok mu o Şengel? Nasıl zor, nasıl zor onu almak anlatamam. Bir de üstü para veriyorsunuz, iyi mi? Bir. Üste kaç para veriyoruz? 2, alta para versek vizeyi verirler mi? 3, bu bir çelişki midir? 3'ünü istiyorum Türkçe. Sus Ruhi. Ne güzel, neyse. Yani sizi de aldıklarına göre iki ülke ilişkilerinde sıcak bir evredeyiz demek ki, değil mi? Efendim, benim buraya asıl gelme amacım aslında sizin hediyenizi vermek. Bakın, önce şu güllerden alayım dedim ben. Şunlardan alayım dedim. Fakat ten renginize uymaz diye düşündüm, vazgeçtim. Derken şöyle bir gömlek de alabilirim diye düşündüm. Fakat bu da biliyorsunuz çok genç işi olacak diyerekten ben bu Eyfel Kulesi'ni size münasip buldum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz. Eyfel Kulesi. En tepede, bu baş kısmında en az malzeme olan yapı. Baktıkça sizi hatırlayacağım ben. Teşekkür ederim. 100 frank rica edeyim. Oha! 100 frank mı? Pardon? Ama yani 100 frank rica edeyim çünkü bunlar çok pahalı şeyler. Ben bunu bedava getiremezdim ki. Efendim, çok teşekkür ediyorum, zahmet etmişsiniz. Fakat biliyorsunuz biz malumunuz ülkede Türk parası, Türk lirası kullanıyoruz. Ayrıca bu Fransa Euro'ya geçeli de çok oldu. Efendim şimdi Metin Bey sizi bekliyor. Pek bekletmeyelim, eşini merak etmesin. Hadi bakalım. Abi teyze, ben ne olacağım? Sen de evine gidiyorsun yavrum, hadi bakalım. Abla, tutayım, ben çok korkuyorum. Gel. Abla. Ruhi, valizi alsana. Kerem, sen al. Tamam. Kerem, sen al. Dur. Hadi. Bir dakika. Güle. Ben bunu saymıyorum. Paris anılarımı anlatmaya geri döneceğim. Arjantin.
Elemanlar, sınavlar yaklaşıyor dedim. Bir aydan az vaktimiz kaldı ya. Bir şey yapmamız lazım dedim. Ay vallahi stresten böyle evdekilere çatar oldum. Ay onlar da bir alem. Böyle sınav sınav diye üstüme geliyorlar. Ay sanki sınava ben değil de onlar girecekmiş gibi. Hayır, okuldan da zaman kalmıyor ki ders çalışalım. Değil mi? Vallahi bizim komşunun kızı tanıdık bir doktordan rapor almış. Rapor mu dedin eleman? Hı, evet. Okulun son günleri evde oturup ders çalışacakmış. Ay vallahi çok mantıklı. Biz de böyle okulda zaman öldürelim. Hayır yani okulda aldığımız eğitim de sınav için yeterli olmuyor ki canım. Tabii canım, haklısın. Dershaneler niye kuruldu? Parası olanlar için kuruldu. Kızlar, dün akşam Sedat aradı beni. Hepinize selamım var. Ay, nasıl? Rahat yerinde miymiş ortağımın? Keyfim yerinde diyor. Yarınmış ameliyatı. Hatta bir tane resim gönderdi. Ay, çıkar çıkar çıkar, çıkar bakalım. Ay, yine artistik pozlarından birini vermiş. Yakında o koltuk değneklerinden de kurtulacak benim aşkım. İnşallah bu tedavi sayesinde tekrar top oynayabilir, değil mi? Eleman, ben sana dedim. Ortega bu tedaviden sonra futbol hayatına geri dönecek dedim. Şu ağzını hayra aç dedim ya. Tamam dedim. Evet, Sedat çok hırslıdır. Bu günleri de atlatacak inşallah. Atlatacak tabii. Yürüyün. Kerem. Hiç Kerem deme. Ben gidip hayatta çalmam o kapını. Nedenmiş o? Abla, hep hayati tehlikesi olan işleri ben yapıyorum. Sen ne biçim ablasın? Canım, ne var ne hayati tehlikesi? Bir ürperiden zarar gelmez, git bas. Ya, dün akşam öyle demiyordun ama. Kadını apar topar gönderdin. Ben apar topar yollamadım. Eşi merak içindeydi. Bir aileyi dağılmanın eşiğinden kurtardım ben. Sen beni böyle okul kıyafetiyle gördün, çocuk zannettin. Hayatta gidip çalmam ben. Ama tamam, gitme sen gitme, ben çalarım kapıyı, ne var bunda? Hadi be abla, tek geçiyorum, hadi yürü be. Eyvah. Afiyet olsun, öldüm ben, ne yapacağım şimdi? Sen kimle konuşuyorsun öyle fısır fısır? Ne oldu? Günaydın millet. Yapmayın, ne olur sessiz olun. Tamam, sessiz olun da şu sorulan cevapları vermen lazım. Bir, niye böyle konuşuyoruz? Ses tellerimiz toplu halde zarar mı gördü? İki, bu bulaşıcı hastalık öpüşürse geçer mi? Üç, bu bir çelişki midir? Ya Afiyet Hoca, kapıda ben hastayım. Ay neyim var ya? Neyim var? Ay, bir şeyim yok, bir şeyim yok Ürperi abla. Ben üniversite hazırlık sınavı için rapor aldım. O yüzden ders çalışayım diyorum, anlıyor musunuz? Tamam mı? Şimdi siz kapıyı açın. Bir şey değil, hasta değil. Yatıyor değil. Ne derseniz iyi, uçtu değil. Ben yatıyorum. Ben gitme. Sen de geleceksin. Geleceksin. Gel, 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 gel. Kalk ya. Ah Afet Hanım. Aa canım Afet teyze. Demek zilleri basıp kaçan afacan sendin Afet teyze. Bak oymuş. Size de merhaba efendim. Öncelikle zilinize basıp kaçan o küçük afacan ben değilim. Ben rüyaya bakmıştım. Rüyaya mı bakmıştınız? Onun annesi benim efendim. Ben rüyaya bakamıyor muyum yani? Siz bunu mu diyorsunuz bana? Bravo abla. Ay ben rüyayı alıp okula gideceğim efendim. Rüya yok. Yok mu? Yani gelemez. Gelemez mi? Ya hasta. Aa, nasıl hasta mı gelemez mi? Nedir yani? Raporu var efendim, rapor. Yani o işte. Peki dün akşam bu çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Şimdi ne oldu birdenbire? Neyse, geçmiş olsun. Afet Hanım, siz bana geçmiş olsun mu diyorsunuz? Ay ben oradan hasta mı görünüyorum nedir? Ruhi, Afet teyzem bana hastasın dedi, bak sarardım ben. Bir şey oldu, rüyadan geçti bu rüyadan. Sakin ol ablacığım, bana demiştin hasta diye, tamam mı? Rüya yok, görüşmek üzere, saygılar. Neyse efendim, biz okula geç kalmayalım. Görüşmek İyi günler. Üzere. Abla ben bir rüyaya geçmiş olsun deyip geliyorum. Tamam. Olmaz. Ne demek olmaz? Çünkü rüya hasta, vücudun mikroplara karşı dayanıklı değil. Seni görünce birden bayılacak kucağıma, olmaz değil mi? Hadi. Sen gelsene biraz. Kerem'cim. Hadi canım, bak ablanı bekletme. Güzel güzel okuluna git. Ben onun çorbasını içiririm. Atletini değiştiririm. Yine atlet... Tabii hadi Fener şampiyon. Hadi canım. Afet teyze bu tek başına gidebiliyor mu acaba tuvalete falan? Hadi. Abla sen bir müsaade etsene bana. Kerem'cim gel, gidiyoruz yavrum. Hadi gel. Abla, rüya hasta değil biliyorsun değil mi? Dur bakalım, bu rapor, hastalık filan çıkar kokusu yakında. Senin yüzünden geç kaldık, yürü. Abla ben ne yaptım ya? Çenen çalışmasın, ayakların çalışsın, yürü.
Senin aradığın çok iyi oldu Necat'cığım. Böylece telefon parası da sana girmiş oldu. neler yapıyorsun bakalım? Sahte. Sahte doktor raporu. Niye bundan benim haberim yok? Öğrenciler üniversite sınavına hazırlanmak için rapor diye başımın etini yiyorlar benim. Tamam. Tamam, sen boş raporları gönder, ben onları doldururum. Ne kazanırsak yarı yarıya, anlaştık bak. Öptüm seni canım. Ay ne o Cumhur Bey? Dişinizde bir problem mi var? Biraz zorlanarak yiyorsunuz da. Dişimde bir sorun yok da. Yani, simit biraz bayatmış. Ay dikkat edin ama Allah korusun, sonra dişinizi kırarsınız. Ay bırakın canım, neresini kırarsa kırsın. Bir yerimi kırmak istemiyorum da. Canım gevrek simit yemek istedi sadece. Ya şu çaya batırıp yiyin isterseniz, daha yumuşak olur. Öyle mi? Neyse canım, böyle daha iyi. Arkadaşlar fazla vergi iade fişi olan var mı? Aa, simitle doymadınız galiba. Fişi yemek için istemiyorum Kadriye Hanım. Şartlar olgunlaşmadı. Vergi iade sarfım biraz boş kaldı da ondan. Yani siz erkekler de çok enteresansınız valla. Oturup koskoca yemek kitabı yazıyorsunuz. Ondan sonra da bayat simit diyorsunuz. Senin bir derdin mi var Cumhur Hoca? Yok bir şey son tarihinde. Bak, dinde zorlama yoktur ama... yani istersen anlat derdini, rahatlarız. Ya, korsan CD işini bıraktıktan sonra... geçim sıkıntısı çekiyorum, senin anlayacağın. Deme ya. Demek o işten sonra hala bir ek iş bulamadın, öyle mi? O deyince iş bulunmuyor ki. Sonra ben de her işi yapamam ki. Ya canım, ekmek parasının ayıbı mayıbı olur mu? Neredeyse ekmek parası, iş orada. Bak bana. Orada olsa ben de çalışırım. Ne olacak ki? Aa, sahiden çalışır mısın? Çalışırım tabii son tarihinde. Dur bakayım dur. Ben bizim patronla bir konuşayım. Belki bizim meyhanede bir adama ihtiyacı vardır. Yani becerirsen çok şahane olur. İnşallah olur. Gerçi hayırlı bir işe vesile olmuyorum ama... neyse, hadi bakalım artık. Oh! Oh! Dişim! Oh! Eleman, oradan bana birkaç şarj daha yapsana ya. Aklı geçmedi beni. Eleman der. Benim adım Görbenaz. Ay sen ona bakma. O herkes eleman der, değil mi? Değil. Ha, öyleyse. Ben de bir çay alabilir miyim? Değil ha, hemen. Ana, hiç çay bardağımız kalmamış Görbenaz. E o zaman ben gideyim biraz boş bardak toplayayım. İyi, hadi sen gel. Kedisine dönmüş oğlum. Çok rahatım. Çok acıldı ya. Aa, dur saniye Mennan abi. İki gündür sokaklarda beş parasız dolaştım ya. İki gün önce yedim peki? İki gündür çöpte ne bulduysam yedim ya. Çöpteki yemek artıklarını yedim ya. Oh oh ne güzel, yani çöp şişi yedin. Ayran? Ne çöp şişi ya, ne çöp şişi ya. Çöp çöp. Çöpte bulduklarımı yedim diyorum ya. Yani şimdi sen çöplerden yemek yedin Mennan abi. Homeless mi oldun? Sokaklarda kaldım. Sokaklarda yattım ya. Çok soğuktu. Dondum vallahi ya. Dondum vallahi. İçim titredi. Çok dondum ya. Bülbül abi, hani nasıl derler sizde? Mennan abiye çay benden ama sıcak olsun. Çok üşümüş yazık. Mennan abi, gofret ister misin? Ben
ısmarlıyorum valla. Madem öyle yiyeyim bari. Vallahi billah çöpte bulduğum böyle gofret kağıtlarını yaladım ya. İki gündür ya. Demek iki gündür sokaklarda ne mi? Buyur ye. Soğuk bir taraftan, açlık bir taraftan. Vallahi az daha şehre kurtlar inecekti ya. İyi ki seni yememişler ortağım. Değil mi? Ya el kadar adamım ya. Yani hayvan beni yiyip ne yapsın ya? Bir ki. Ahmet geldi. Hadi oğlum gidelim ya. Durduk yere bir de fırça yemeyelim. Beto, fırça yemek demek ne demek? Hem lezzetli mi? Evet Eleman. Bir de ketçap mayonez koydun mu süper oluyor. Hadi be. Hadi. Benden kalk gel. Gel şunu da kalk. Al. Tosti buyur. Kesin çatla kirefitler. Dur. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler, sevgi fıtırcıklarım. Biliyorsunuz bahar mevsimindeyiz. Bahar demek ne demek? Bahar demek polen demek. Hepinizin alerjiden dolayı rahatsız olduğunuzu, hasta olduğunuzu biliyorum. Yo, hiçbirimiz hasta değiliz hocam. Evet hocam, taş gibiyiz maşallah ya. Taş gibiyiz. Kesin çatla kirebitler. Ben sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum burada, siz hala bıdı bıdı yapıyorsunuz. Biliyorum aranızdan birçoğunuz üniversite sınavlarına hazırlanmak istiyor. Sınavlar için çalışmak istiyorsunuz ama zaman yok. Vallahi bulamıyoruz. Ah, o vakit nerede bizde hocam? Hocam bir şey değil, üniversite sınavını kazanamayacağız. Ben de kabul ediyorum. Üniversite imtihanları için çalışmanız gerektiğini. Çalışmazsanız kazanma şansınız sıfır. Ama okula da devam mecburiyeti var. Keşke olmasa hocam. O zaman hepimiz Oxford'u kazanırız şerefsizim. Sen ne diyorsun be? Okula devam etmemenin bir yolu var tabii. Eğer doktor raporu getirirseniz okula gelmenize de gerek kalmaz. Şimdi diyeceksiniz ki doktor raporunu nereden bulacağız? Evet hocam, bize hangi doktor rapor verecek ki? Merak etmeyin. İdari amiriniz olarak doktor raporu konusunda da size yardımcı olacağım. Tanıdığım çok iyi bir doktor var. Bu doktor üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrencilere yardım etmeyi pek seven bir hayırsever doktor. Allah Allah! Yani müdür böyle yaparsa nerede o hocam? Evet hocam, neredeyse gidip raporu alalım. Gerek yok, sizin gitmenize gerek yok. Rapor almak isteyenler bana gelecekler. Tabii ki muayene ve vizite ücretiyle beraber. Ben bu doktordan o raporu alırım. Doktor bana çok güvenir. Pes yani. Anlaşıldı mı çatla kirebitler? Rapor almak isteyen direkt bana gelecek. Hadi bakalım dağılın şimdi sınıflarınıza. Ay inşallah çocuklar bunu dinlemezler. Beni unut düşme sakın peşime. Beni... Ya Popil bırak şimdi ya. Abi sınıfın haline baksanıza, derse giriyoruz demeye bir şahit lazım. Raporu alan tüydü be. Bir biz kaldık. Oğlum en çok ne koyuyor biliyor musun? Süzme bile rapor alıp gitti ya. Biz daha ne yapalım be? Biz de alalım Arif'im. Bizim neyimiz eksik ha? Bizim neyimiz eksik? Kopilim, eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Arif'in bu cüssesine kim rapor versin? Yaz bitmez. Arif ya, çıkar ayaklarını sıramdan. Sırayı ne hale soktun? Çekil. Arkadaşlar, bu arada ben de size bir şey söylemek istiyorum. Yani haftaya ben de yokum. Niye diye olacak olursanız. Çünkü ben de rapor aldım. Amcamın tanıdığı bir doktor varmış. O da bana rapor aldı. Yani isterseniz size de alabiliriz. Ay kız nasıl iyi olur valla. Hayır yani biz enayi miyiz bu güzel havada böyle okula tıkılıp kaldık? Doğru söylüyor. Hayır yani biz enayi miyiz? Bu güzel havada Mehmet'le aşk yaşamak varken, ormanda, çalılar arasında bir sağa bir sola koşuşturmak varken, bilardo oynamak varken. Dur be. Öpeyim mi? Rahmeli söylerim. Allah Allah ya. Tamam. Espriyi bırak. Ya İrem,
Ben diyorum ki, hani şu senin aldığın rapordan böyle amcan sayesinde bize de alsak böyle birkaç tane nasıl olur? Ya tabii, neden olmasın? Ben amcamla konuşurum. Size de bir şeyler ayarlar herhalde. Oley be. Desene 20'lik paçayı salladı yine. Amir bu işi 20 kağıtın aşağı yapmaz oğlum. Olsun be abi. Okuldan yırtalım da 20 milyonu dilenmeye razıyım ben abi. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Ders zilini duymayanlar var galiba. Bahar hepinizin başına vurdu. Yok öğretmenim, sınıfın yarısı raporlu. Deli olduğunuzu biliyordum. Demek raporunuz da var artık ha? Öyle değil. Onlar doktordan raporlular. Ne yani, salgın hastalık var da ben mi bilmiyorum? Hayır öğretmenim, üniversite var, daha beteri. Gerçi torpilli olan arkadaşlarımız raporlarını alıp gittiler. Biz kaldık ama olsun. Ya demek torpilli olanlar raporu aldılar. Farkındayım çocuklar, farkındayım. Öğretmenim, belki hepsi hastadırlar öğretmenim. Günahlarını almasaydık. Bu sorumsuzluğu yapıp kendini kandıran arkadaşlarınız yarın bir gün bu ülkenin avukatı, doktoru, öğretmeni olacak. Peki bu avukatlar nasıl haktan, hukuktan söz edecek? Hipokrat yemini eden bir doktor nasıl böyle bir sahteciliğe göz yumacak? Ya öğretmenlere ne demeli? Öğretmen olacaklar öğrencilerine erdemden, dürüstlükten nasıl söz edecekler? Nasıl vicdanları rahat edecek? Siz de burada oturup sahte rapor alamadığınız için hayıflanıyorsunuz. Bravo size. Bravo benim çocuklarıma. Böyle devam edin. Oh, kendime geldim vallahi ya. Orperaz, diyorum ki şöyle bir orta şekerli kayfe neyin yapsan da ben de içsem. Korperaz, hadi istersen sen çık da boşları topla. Hadi. Ya kardeşim, burada işte boş var ya. Sen ne gönderiyorsun Korperaz'ı sağa sola ya? Olsun olsun, bardakları boş bırakmamak lazım. Ağır ağır bardakları topla gel bu. Olur, toplayayım. Dur. Korperaz, dur. Ben de sana yardım edeyim. O kadar yedik, içtik değil mi? Hani gözden düştük, bir yardımım olsun. Yok, olmasın. Yani şu açıdan olmasın. Hani senin okul içinde görünmen pek hoş olmaz değil mi? Sonra Amir Bey, Allah muhafaza, kızarmışlar. Düşün. Amanen, doğru söylüyor ya. Hadi git, otur. Sen de, hop. Bak, gel. Of. İki gündür böyle aç dolaşmak ne kadar kötü oluyormuş ya. Şöyle diyorum ki, hani bir çift kaşarlı dost olsa da yesem. Olur. Çift kaşarlı dost. Buyur. Şey, bu da böyle kuru kuruya gitmez ki ya Bülbül kardeşim. Bela abi. Ah. Buyur, iç. Sağ olasın Bülbül kardeşim. Vallahi çok iyi oldu ya. Bülbül kardeşim, diyorum ki hani bu yemekten sonra tatlı niyetine acaba böyle koflet mi yesem yoksa çikolata mı yesem? Bana ne tavsiye edersin? Aslan kardeşim, menden hani artık gitsen diyorum değil mi kardeşim? Hadi işin nasıl kesin, hadi gari gitsen diyorum gari. Gideyim değil mi? De. Ben gideyim. Evet. İyi. Yürü. Aba. Ben nereye gideyim? Aba. Nereye gidersen git ya. Ben senin anan mıyım, baban mıyım, kardeşin miyim kardeşim? Aba. Gattar Bülbül. Gattar Bülbül. Yazıklar olsun sana Bülbül. Ne oluyor Mellan? Ne dövünük duruyorsun?
duruyorsun böyle? Urperaz, bu var ya bu anga bu beni böyle sokağa atacaktı ya. Kurtlara kuşlara yem yapacaktı anga bu ya. Aa, olmaz Bülbül. Atmayalım onu sokağa. O benim köylüm. He. Olur. Atmayalım. Peki. Ah, yazıklar yazıklar. Şimdi burada bu denklemi kullandık. 2x'in değerini 8 bulduğumuza göre x kaçmış? 22! Ruhi abi sana sormadı, bana sordu. Her şeyi sana soruyor zaten. Bize bir şey sorduğu yok. Biz sanki başka evin çocuğuyuz. Dersi bölüyorsun arkadaşım. Arkadaşın değil mi? Kaleyi işten fethetmeye çalışıyorsun. Anlamıyorum zannetme. Önce bana şu 3 sorunun cevabını ver Sürüya. 1. Bu matematik aşkı nereden geliyor? 2. Matematik aşkı ayağına ev ev dolaşıp genç kızları kendine aşık mı ediyorsun? 3. Yani... bu çelişki midir? Bu üçünü istiyorum ardışık olarak. Ne diyorsun sen Ruhi abi ya? Anlamıyorsun Rüya, sen çok doğrusun. Baksana şuna. Bebek yüzlü şeytan ruhlu matematik canavarı. Seni kötü denklemlerine alet etmeye çalışıyor. Anlamıyor musun? Yer miyim ben? Ruhi abi yeter. Tamam tamam sakin ol Rüya. Biz dersimize devam edelim tamam mı? Tamam devam edelim. 22'de kaldınız. Ruhi abi. Bu fotokopilerin hepsi çil çil para şerefsizim. Boşluğu doldur rapor hazır. Böylece Sevda Hanım'ın doğum parası da çıkmış olacak. Tıptan gelen tıbba gidecek. Ya bu polenler buraya kadar girdiler mi be? Şu klimayı açayım ben en iyisi. Gel. Sınıfın yarıdan çoğu yok efendim. Size bir şey olmasın Afet Hanımcığım. Nerede bu çocuklar? Hastalanmışlar. Doktordan rapor getirdiler, izin aldılar. Eğitimlerinin en önemli zamanında nasıl böyle bir şey izin verirsiniz? Birincisi, doktor raporu getirdikleri zaman izin vermek zorundayım kanuni olarak. İkincisi de bu çocuklar bu izni üniversite imtihanlarına hazırlanmak için alıyorlar Afet Hanımcığım. Eğitim bu okulda olur efendim. Ama biliyorsunuz ki bizim okul üniversite kazandıracak seviyede bir eğitim veremiyor maalesef. Hem nasıl oluyor da bu raporlar aynı doktorun raporları? Bütün çocuklara birden nasıl rapor verebiliyor aynı doktor? Doktor kendi alanında uzmansa ben ne yapabilirim Afet Hanım? Peki. Doktor Gürbüz Şahin ha? Pekala. Görüşürüz. Görüşeceğiz Afet Hanım. Şimdi şu formülü son bir kez tekrar edelim. Hayır. Sakın Rüya. Sakın tekrar etme. Bırak. Kendi tekrar etsin. Tonla para veriyoruz. Allah Allah. O kadar parayı al. Sonra tekrar et Rüya. Eşek mi bu kız burada? Yeter artık. Daha fazla çalışamayız burada. Sakin bir yer bulmamız lazım. Hadi. Ay tamam. Kusura bakma Mert. Önemli değil. Önemli değil. Hadi. Önemli değil. Çocuk haklı. Başka bir yere gidelim. Ya? Sen burada kalıyorsun Ruhi abi. Peki kalırım. Önemli değil Rüya. Zaten kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Ah Rüya. Yaktın beni Rüya. Ah. Örümcek Adam'ın yeni bölümü var mı acaba? Arif. Abi benim cep telefonu falan mı çalıyor ya? Derinlerden bir ses duydum ben ya. Ya oğlum sen hepten şuurunu yitirdin ha. Senin cep telefonun yok ki. Benim telefonum yoktu değil mi abi? Doğru söylüyorsun. Sen al o zaman. Sen al. Ben niye alıyorum ya? Sen beni Ortega ile karıştırdın herhalde. Adam Amerika'da oğlum, gelince aldırırsın. Bana ne, ben Arif'im. Arif. Sana bir hikaye anlatacağım abi. Kaypak devin hikayesi. Zamanında genç bir arkadaşla tanıştık. Böyle senin boylarında, etine dolgun, buduna da dolgun bir arkadaştı. İddiayı çok seven, arkadaşlarıyla zamanını güzel şeyler uğrunda geçiren çok güzel bir arkadaşımızdı kendisi. Senden iddiacı olmasın, bir keresinde bir iddiaya tutuştuk. Melek diye küçümen bir kızı tavlamacasına. Sen bu kızı tavlarsın, tavlayamazsın diye. Ama kaypak dev, kaypaklığını gösterip bir anda iddiadan çekiliverdi. Ve cep telefonum ortada kaldı. Aradan uzun zaman geçti. Ne o beni gördü,
Dede, ben onu. İşte böyle. Kaypak dedim. Şu mesele. Ha, şu mesele. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak ya? Hani aşık edecektin kendini? Hani tavlayacaktın? Nasıl olacak abi? Hani, hani? Tamam ya. Ya ben yaparım abi. Sözüm söz. Sözüm söz diye dönem bitti be. Okul bitiyor abi. Sana yarın akşama kadar mühlet abi. Ya bu kızı kendine aşık ediyorsun, ya tavlıyorsun, ya da bana cep telefonumu alıyorsun abi. Heh, var mısın? Varım, ne yapayım? Varsan sana birkaç plan söyleyebilirim. Elimde muhteşem bir CEO numarası var abi. Çok güzel. Kızlar bu numarayı hep yer abi. %100. Hadi ya, sahi mi söylüyorsun? Yardım et oğlum. Sahi mi dedin sen? Sen sahi mi dedin abi? Kardeşim, sanatımı gör, sanatımı. Şuradaki çömezi görüyor musun? Elinde çiçek olan. Sen şimdi onun yanına gidiyorsun. Kibarca diyorsun ki... Kibarca mı? Kibarca. Nazım. Deneriz ya. Deneyim. Koçum benim. Olur mu? Koçum benim. Çok. Kaybol. 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 Sen dur. Sen dur. 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 İyi. Güzel. Bak şimdi kardeşim. Seninle küçük bir anlaşma yapacağız, tamam mı? Ben sana böyle birkaç tane talimat vereceğim. Sen eğer onları yapmazsan ben seni Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacağım, tamam mı? Boğaz Köprüsü'nden aşağı. Tamam abi. Yaparım diyorum, yaparım. Aa, iyi bak bak, sen efendi bir çocuğa benziyor. Temiz de yüzlü bir çocuksun ha. Bıngıl. Bak şimdi. Buraya birazdan böyle bir kız gelir, tamam mı? Böyle teneffüste dolanır o. Tamam. Ben seni onun yanına göndereceğim. Ondan sonra sen gidip buna böyle aleni sarkacaksın, tamam mı? Böyle harbi sarkıntılık edeceksin. Sarkacağım. Tabii. Sarkarız abi. Sarkarım abi. Sarkarım. İyi. Tuhaf olan nedir anlayamıyorum. Yani hasta olmasalar doktor raporu alamazlar değil mi? Kadriye Hanım, bütün öğrenciler aynı doktordan nasıl rapor alırlar? Bu tuhaf gelmiyor mu size? Bütün raporlar aynı doktordan mı? Ha, kesin Amir Bey'in arkadaşıdır son tahlilde. E tabi işte onu söylüyorum. İmam cemaat ilişkisi. İnna sabirin. Ne alakası var şimdi bunun imamla cemaatle? Canım o bir atasözüdür ya. Hani imam gaz kaçırırsa cemaatte... Ha, öyle söylesenize. İlahi Hidayet Hoca. Afet Hoca onu nasıl söylesin? Afet Hanım, ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ne yapacağım? Gideceğim, bulacağım doktoru, yapışacağım yakasına. Yapışın son tahlilde. Hatta emperyalizme hayır diye de bağırın. Hoppala, nereden çıktı şimdi emperyalizm falan filan? Ya ben şunu söyleyeceğim. Hipokrat yemini etmiş bir tıp doktoru olarak böyle bir şeye nasıl alet oldunuz? Hepsi bu, bunu soracağım ben. Abi... Peki sarktıktan sonra ne olacak? Ben seni gelip böyle bir güzel pataklayacağım, tartaklayacağım. Senin görevin bitecek, tamam mı? Pataklayacaksın mı? Abi benim işim var. Yo, gel buraya. Ya benim dediklerimi harfiyen yaparsın? Ya Boğaz Köprüsü ya da küçük bir tartaklanma. Seçimini sen yap kardeşim. Tamam abi, sarkacağım abi. Tabii. Sarkarız. Küçük bir olay zaten. Tamam, onlar gelip... Bak işte geliyor. Gördün mü? İyi insan. Öyle. Bak şimdi senin hedefin hangisi biliyor musun? Küçük boylu olan. Kısa boy. Uzunu unut. Kısa boylu olan. Sarkacaksın. Tamam. Tamam. Romantik böyle bir şeyler. Hoş çiçek var bak. Tamam. Hadi. Sanatını göreyim. Hadi. Arif'im be. Bayağı kibar davrandın çocuğa. Bir öldürmediği kaldı. Benim. Merhaba bayanlar. Merhaba. Selam. Ben aslında sizi rahatsız etmek istemedim. Ama benim gözüme günlerdir uyku girmiyor. Geçmiş olsun. Neyin var? Aşk acısı, aşk. Biz ne yapabiliriz? Ne yapabilirsiniz? Sizin gülmeniz yeter. Siz güldüğünüz zaman... Lan! Nasıl gözünü kızına?
ne sorkuyor kızlara? Nedir bu kızları senden çekti? Yeter artık! Lan ne sorkuyor? Ha, özür dile, özür dile. Sahte değil mi? Sahte. Kaybol, kaybol, kaybol! Kaybol lan! Ne yapıyorsun sen? Niye tart taklıyorsun zavallıcık çocuğum? Ya, o size gelip sarktı diye ben de böyle bir cengaverlik yapayım dedim. Sizi kurtardım, fena mı ettim? Kimse kimseye sarkmıyor, tamam mı? Biz konuşuyoruz. Nasıl yani? Şimdi o dingil gelip sizi rahatsız etmedi mi? Siz rahatsız olmadınız mı? Hayır, hayır. Sinirlenmediniz mi siz? Yok, hayır. Ayrıca çok tatlı biri. Tatlı. Ya, ya buraya. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Tatlı mısın söyle? Tatlı mısın? Ha? Ha? Hayır, hayır değil. Ya, kendi ağzıyla söyledi. Kaybol. 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 Bence çok hoş biri. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Öyle olsun. Tamam. Ne dedin lan kız ha? Ne dedin? Abi sark dedin ya. Nasıl sark dedim ya? Ne yaptın ya? Hem baksana abi. Ne güzel bakıyor. Ha, öyle mi? Ama sen bakamayacaksın birazdan. Niye abi? O senin gözlerini oyacağım. Kaybol. 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 Gel. Gel. Kaybol. Gel. Kopil. 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 Abi. En azından kızın kişiliğini öğrenmiş oldum bak. Böyle abi. Gel. Yüzünü gördün abi. Yüzünü şey ya. Baksana kıza abi. Kıza bağladı be. Kişiliği verdi bağladı abi ya. Ya gitti lan. Olay abi bak. Küçümeceğim. Yapıştır. Lan yapıştır. Ben Doktor Gürbüz Şahin'le görüşmek istiyorum. Doktor Gürbüz Şahin mi? Maalesef kendisini göremezsiniz. Neden göremiyormuşum? Çünkü Doktor Bey öldü. Öldü mü? Ne zaman öldü? 2 ay kadar önce bir trafik kazasında öldü. Ya. Muayenehanesi eşyalarla birlikte kiraya veriliyor. Bakmak isterseniz anahtarı getireyim, buyurun bakabilirsiniz. Demek öldü ha? Bakacak mısınız ayrı? Yok. Ya ben daha sonra gerekirse şey yapayım. İyi günler. İyi günler. Tanga giymek yasaklanmalı mı? 2, şimdi benim hediye aldığım tangayla mı kafelerde özel ders oluyor bu rüya? 3, bu bir çelişki midir? 3'ünü bulmamız lazım. Ne diyorsun sen be? Bir dakika, ne diyorsun sen? Bu rüya kafede ders mi alıyor? Alıyor Afet Hanım teyze, alıyor. Hem de engel olamıyoruz. Engel olmaya çalıştım. Beni bir öptü, sağlam öptü ama ben yumuşamadım tabii. Bana bak şimdi sen bir çekerdim. Bir dakika, Kerem'cim bir dakika. Yani rüya özel ders mi alıyor? Evet, hem de çok yakışıklı bir cillop gibi matematik öğretmeninden. Peki hani bu kız hastaydı? Yalancı, üçkağıtçı, ruhunda var. Çabuk herif yakışıklı bunun hastaları be. Yakışıklı mı? Ne kadar yakışıklı? Benim niye haberim yok? Özel ders mi? Hangi kafede? Bunların cevabını istiyorum. Şimdi bu köşedeki kafe var ya, köşedeki kafede git namusunu temize yiğidim. Ben gidiyorum. Bir dakika, ben gidiyorum. Bir dakika. Abla bu bana düşer. Evladım tamam da ben gidip geliyorum. Bir dakika. Bekle o gitsin, boş ver. Ne yapıyorlar bunlar kafede? Söyle, ne kadar yakışıklı? Tamam, dur. Tövbe estağfurullah. Mennan. Bak hele arkadaş. Okul kapandı bak.
Herkesler evine gitti. Hadi gari sen de artık gitsen diyorum. Tamam kardeşim ya, tamam ya. Şu gazeteyi bir okuyayım ya. Bakalım Yıldız falan da bugün ne diyor. Öyle mi? Bir bakayım. Şu gazeteye. Kalk bakayım. Heh. Al kardeşim gazeteni. Burada okuman şart mı ya? Tut ya. Yani şimdi sen beni sokağa mı atıyorsun? Yani kalacak yerim olmadığını bile bile, öyle mi ha? Tövbe estağfurullah. Ben daha diyorum, senin için ne yapayım he? Peki hayatın bundan sonraki kısmını yanımızda mı geçireceksin benimle? Ben de kalmaya meraklı değilim. Ama idare ediyorum işte, ne yapayım? Sen idare ediyorsun ama ben artık idare etmiyorum. Bak, beni sokağa attığını konferans duyarsa senden tiksinir ha. Tiksinir mi? Tiksinir tabii, tiksinmez mi? İyi de kardeşim, peki daha nereye kadar diyorum yanımızda kalacağın iyi. Bağrını bitlerisin, itlerisin inşallah Mennan. Şimdi şöyle oluyor Bülbül kardeşim. Evet. Ya sen hiç merak etme Bülbül kardeşim ya. Sen ne merak ediyorsun ya? Ben bir iş bulayım, ondan sonra gideceğim tabii ki ya Bülbül kardeşim. Estağfurullah. Ölme İslam, yaz gelsin. İşte bak ne kadar güzel söyledin. Ya yaz gelsin, elbet bir iş bulurum. Allah'ın seni. Bir dakika. Buldum. Sen dur sen. Yürü gel. Benimle gel. Seninle bir yere gideceğiz. Gel bakayım. Nereye gideceğiz ya? Gelsin. Ya benle. Nereye götürüyorsun beni? Senin çok iyi bildiğin birisin. Yanına götürüyorum. Gel bakayım benimle. Aman ya. Gel bakayım. Aman ya. Şansal, Erman. Bu rapor işinden çok güzel para kazandık şerefsizim. Ayrıca yaptığımız ayıp bir şey değil. Ne demişler? Tıpta ayıp olmaz. Ne oluyor bana ya? Yaşlanıyor muyum ben? Gel. Ne var? İyi günler Ahmet Bey. İyi günler. Sizden bir şey rica edeceğim de. Benden bir şey rica edilmesinden hiç hoşlanmam. Neymiş edeceğin rica? Birisini affetmenizi rica edeceğim. Affetmek mi? Kimmiş o? Bizim hani Mennan var ha, Hademe. Mennan. O eşeği kesinlikle affetmem. Boşuna çeneli yorma. Etmeyin Amir Bey. Bir hatadır etmiş. Bir öküzlüktür yapmış. Siz onun büyüğü sayılırsınız. Ne olur ki affetsiniz. Ben affetsem balıkları affetmez. O olaydan sonra girdikleri bunalımdan çıkmak için balık psikologlarına dünyanın parasını saydım şerefsiz. Tabii ben o zaman psikolog masrafını bir miktar karşılamak için gayret gösteririm. Tam karşılamaz ama bir katkısı bulunur. Affettiniz mi beni amirim? Bakacağız, daha tam değil. Amirim, işin kusurusu ya değilim amirim ya. Amirim ne olur affetin beni amirim. Vallahi da billahi de. İki gözüm önü baksın ki bundan sonra yanlış değil. Hiçbir şey yapmayacağım amirim. Vallahi Amir Bey, hatırım için affetseniz. Kantinime yerleştirip kantinimden çıkmıyor. Çok sevineceğim hani eğer affederseniz. Amirim affetin abi. İyi, peki. Öp bakayım elime. Öp lan, öp Amir Bey. Abirim. Ya bak patron, yani arkadaşım diye demiyorum ama Cumhur Hoca çok munis, çok çalışkan, çok efendi bir adamdır. İyi de yani pek ihtiyacımız yok ki. Ya çok paraya da ihtiyacı yok. Yani benim gibi akşamdan akşama çalışacak ek iş olarak. Bilmiyorum ki. Ya bir kere çalıştırsan, ha? Beğenirsen işe alırsın. Ya iyi bir adamdır. Madem sen istiyorsun peki. Bu akşam gelsin bir çalışsın görelim bakalım ha. Sağ ol patron, sağ ol. Allah razı olsun. Alo. Cumhur Hoca. Ruhi.
Ruhi abim için özür dilerim Mert. Sorun değil. Nasıl olsa kurtarılmış bir bölge bulduk. Şimdi biz şu 16. soruya tekrar dönelim istersen. Ha. Aa, buradaki denklemler şöyle değil mi? Evet, doğru. Kolay gelsin arkadaşlar. Hocam. Hoca camide Rüyacığım. Şey, evet, öğretmenim. Çabuk iyileşmişsin bakıyorum. Sabahleyin çok kötüydün. Biraz daha iyiyim öğretmenim. Yorma kendini. Yorma kendini, otur. Arkadaş kim? Merhaba, ben Mert Güler, matematik öğretmeniyim. Daha doğrusu adayıyım efendim. Meslektaşız demek ki. Ben de Afet Güç Verir tarih öğretmeniyim. Memnun oldum. Ben de memnun olurdum başka bir ortamda karşılaşsaydık. Daha dürüst bir ortamda. Ben şey, öğretmenim sınav için. Sınav için. Eksik olduğun dersleri tabii ki tamamlaman gerekiyor ama okul saatleri dışında. Bana yalan söylememeliydin Rüyacığım. Ben sizi bölmeyeyim, devam edin. Teşekkür ederiz. Masanın plakisi. İnnas abinin. Nerede üç numaralı masanın plakisi? Geldi şefim son tahlilde. Çabuk. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ olacak abi. Sol olacak hali mi kaldı milletin? Sol öldü, bitti, geberdi. Ha? Hadi öyleyse. Ölen solun şerefine içelim arkadaşlar. Ölen sola. Hayır. Sol hiçbir zaman ölmez son tahlilde. Ölmeyse bile ölmek üzere, can çekişiyor. Sol can çekişeceğine siz gebersiniz daha iyi olur. Ha? Hayrola, ne oluyor ya burada Cumhurbaşkanı? Baksana şu dinkilere ya. Yok efendim, neymiş, yok sol ölmüş. Ya, sen, bu ya, oh, yok bir şey. Böyle. Yok, yok bir ne şey. Ne oluyor öyle? Dingil mingil ha? Yok kardeşim, yok dingil mingil, yok bir şey. Allah Allah. Kaşınıyorsun sen galiba. Kaşınıyorum. Siz de bana bir payasın. Ne kaşınıyorsun? Kaşınıyorsun. Ne oluyor be halinde? Ayrılın mı? Ayrılın, omuz omuza! Ayrılın bakayım, dur. Ayrılın diyeceğine garsonlarına adam et. Daha müşterinin nasıl davranacağını bilmiyorlar. Ne biçim yer burası? Kalkın gidelim buradan arkadaşlar. Hadi yürü, Allah cezasını versin. İşte böyle gidersiniz, arkası baktığında evet, altı çıkıyor gibi. Ne biçim yermiş burası be? Hey durun, hesap? Ödemiyoruz hesap falan. Önce doğru dürüst hizmet vermesini öğren. Bana bak. Bir daha müşterilerle kavga ettiğini görürsem kovarım seni, bilmiş ol. Müşteriyle kavga falan etmek yok. Ama patron ondan... Ondan müşteri, müşteri de her zaman için haklıdır. Tamam patron, tamam. Ben onunla konuşurum, sen sinirlenme. Tamam, tamam. Tamam, hadi böyle. Evet, devam et. Geç çabuk mutfağa, hadi. Yürü, yürü, bulaşıkları verin buna. Yıkasın bulaşıkları. Ne oldu hocam? Bu matematik öğretmeni yakışıklı senin sinirlerini biraz bozdu. Abla, ağzına pelesenk ettiğin konu dalga geçilecek bir konu değil. Bir yer racana mıtlar, söyle mi baba? Abla hala dalga geçiyorsun ya. Seni izlediler mi bugün Rüya bizimle beraber okula gelmiyor? Ama gelmezse gelmesin. Yetiştim Afet ablacığım, yetiştim. Aa, biz de senden söz ediyorduk Rüyacığım, günaydın. Günaydın. Herkes kendi adına konuşsun lütfen. Demek okula gelmeye karar verdin ha? Evet. Bundan sonra okul dışı saatlerde ders alacağım. Aferin. Gel. Bre bre bre. Be. Vay be. Koskoca var mısın dari bir düştüğü hallere bak be. Var mısın, yok musun? Oğlum, bundan sonra sana var mısın Arif demeyeceğim, biliyor musun? Madar Arif diyeceğim. Ya abi ben seni anlamıyorum ya. Sen niye bu kadar eğleniyorsun ki? Benim bir kere bu akşama kadar vaktim var. Vaktim mi var dedin sen? Sen bu kurguyla, bu şablonla değil kız tavlamayı, bebeğin elinden emziğini bile alamazsınlar. Allah Allah ya. Hep senin yüzünden CEO numarası bilmem ne diye beni kandırdın. Beni serbest bırakmadın ki rahat çalışayım. Ama ayrıca benim o kızı tavlamak için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Benim kendi karizmam yeter. Ha, öyle mi Fatih derim? Oğlum ben her şeyi bıraktım ya. Onu bunu geçtim. Cep telefonunu da bıraktım abi. Gururumuz ayaklar altında ya. Alt sınıfların maymunu olduk bir anda abi senin yüzünden. Nasıl olacak bu iş? Ha, Melek. Ya yeter, sabahtan beri beynimi yedin ya Melek Melek. Tamam abi, ayarlayacağız işte bir şey. Merhaba.
Merhaba. Her ne kadar dün yaptığın şey yanlış da olsa benim için yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Yani? Yani istersen okul çıkışında bir yerlere gidebiliriz. Bu iş bu kadar mı? Bitti mi? Bitti mi? Ben de be! Yapma! Yapma! Yapma, yapma Filipescu. Son dakikada hiç yeri yok. Kızım biraz daha dayansaydı keşke. Biraz daha dayansaydı keşke. Neye dayansaydım? Oley be! İddiayı ben kazandım. İddia mı? Ya koskoca iddia hem de be. Öyle böyle değil ya. Gerçi senin de genç kızlık gururunla oynadık belki ama benim de cep telefonum gitti ya. Demek bir iddiaydı ha? İddiayı kaybetmene neden olacağım için özür dilerim Arif. Bir daha sakın yanıma yaklaşma. Ya açıklayabilirim ama ya. Neyi açıklıyorsun hoca? Neyi açıklıyorsun? Ben kazandım. Cep telefonu. Telefon, telefon. Cep telefonu. Ya bırak. Tamam ya. Abi kıza çok ayıp oldu ya. Beni bağlamaz abi ayıp olması falan. Cep telefonu geliyor kütür kütür. Ya hep sen niye bir kere atlıyorsun ki öyle iddia iddia diye? Bozuyorsun ortamı. Oğlum ben mi atladım lan? Esas sen atladın. İddiayı ben kazandım, iddiayı ben kazandım diye. Böylece hem cep telefonundan hem de küçümen bir kızdan oldu Arif'im. Hadi hadi meleğim, uçta göreyim o güzelli telefonu. Ben de seveyim herkesini. Ayıp oldu abi kıza. İşler böyle abi. İddia dünyası. Zor yaşam. Kerem. Kerem dinler misin beni? Kerem bir saniye dinler misin? Ne var ya? Kısa sana sormalı. Ne bu tavırlar? Sen daha iyi bilirsin. Bugün okula da teşrif etmeseydin. Süper matematik abisiyle kafe köşelerinde takılsaydın. Ah, demek sorun buydu Kerem. Yani sen bana güvenmiyorsun. Ne demek? Sen bana güvenmiyorsun. Evet evet, sen bana güvenmiyorsun. Eğer güvenseydin ders almamı sorun etmezdin. Rüya bir dakika. Teşekkür Rüya. Ederim. Abi evde ablam, okulda Rüya. Ne zaman... Rüya, Rüya. Günaydın eğitim zayiatları, günaydın. Aman ne oldu, geçmiş olsun ne oldu? Ay ikinize birden ne oldu? Bir şey... Düştük. Evet düştük. İkiniz aynı anda mı düştünüz? Evet, şartlar olgunlaştı, tesadüf işte. İkimiz birden düştük. Hep senin yüzünden. Beni o faşist yuvasına götürmeseydin bütün bunlar başımıza gelmez. Tüh nakör. Sana iş bulacağız diye kendi işimize ne oluyorduk neredeyse. İki dakika sabredemedi değil mi o sarhoşlarla kavga etmeden? Ben değil onlar başlattı. Hadi hadi uzatma. Sen de sarhoştun. Arkadaş sarhoş da olsam ben sol öldü dedirtmem. Erkek milleti değil mi? Hep kaba kuvvet, hep kaba kuvvet. Hayır, doğal hayata bir bakın. Yani bütün canlılar uyum içinde. Bir tek biz insanlar kavgacıyız. Bunlar da böyle işte. Kavga eder eder, sonra da rezil ederler kendilerini. Kavga etmedik arkadaş. Düştük dedik ya işte. Arkadaşlar, biz yolda ikimiz beraber yürürken koskoca bir taş gördük. Yani görmedik, takıldık, kafa üstü düştük. Hatta kokulayın. Yok deme. Yani bu işi uzatmayın arkadaşlar, bırakın yani. Allah Allah. Canım tamam, belli ki böyle bir ince bir durum var. Bu konuyu burada kapatalım, geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya boğuluyordum az kalsın şerefsizim ya. Efendim ben dün
bu raporlar konusunda size kızdığım için özür dilemeye geldim. Özür mü diliyorsunuz? Emin misiniz? Buyurun lütfen, buyurun. Ah, benim gırtlakta aynı böyleydi. 3 gün çektim. Nefes alamıyorum. Sizin bu raporları veren doktor var ya, Gürbüz Şahin. Onun muayenehanesine gittim, özel muayenehaneye. Ben bu kadar iyi bir doktor görmedim. He bayağı. Demek çok iyi bir doktor ha. Siz tanımıyor musunuz? Tabii canım, tanıyorum. Yani bu nefes darlığı kafamı bıraktı insanda. aynen sizin gibi. Ay, ne kadar aynı, o kadar iyi anlıyorum sizi. Aynı böyleydim, şak diye kesti. Şimdi ben izninizi rica edeyim, benim dersim var çünkü derse gireceğim efendim. Geçmiş olsun, ay ne kadar üzülüyorum. Burada doktorun hem çalıştığı hastanenin hem de özel muayenehanesinin adresi var. Ben de gidip görüneyim o zaman. Hatta özel muayenehanesine gideyim, şöyle iyice bir tedavi etsin beni. Günaydın. Sağ ol. Demek hepiniz iyileştiniz ha, Titrek Süleyman'la. Beni bir kere daha utandırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu dürüstlüğünüzün karşılığında benim de size bir sürprizim olacaktır herhalde. Oley be! İşte büyük gün geldi. Geziye gidiyoruz değil mi öğretmenim? Ayvalık'a gidelim öğretmenim. Ne ayvalığı be eleman, boş ver onu. Bol Dağı'na gider, ata bineriz Kopilli. Gezi bilen yok, gezi yok. Size sınavlardan geri kalmayasınız diye döner sermayeden ek kitaplar, test kitapları, CD'ler temin edeceğim. Öğretmenim. Korkarım döner sermaye bu sefer Sevda Hanım'ın sezaryanı için dönecek. Ay Ali ne biçim konuşuyorsun öyle? Ama öğretmenim, size belirtmeliyim ki döner sermayede 1 lira yok şerefsizim. Evet öğretmenim, hangi parayla bize ek kaynak alacaksınız? Göreceğiz. Ne arıyorsunuz burada? Hoca camide efendim. Bu raporları veren rapor şinas doktor Gündüz Bey'i merak ettim, onun için geldim. Peki doktor nerede? Karıcabit mezarlığında, aile kabristanında. Nasıl yani, anlayamadım. Yani bu raporları veren Gürbüz Bey, doktor Gürbüz Bey vefat etmiş bulunuyor. O raporları yazmasına imkan yok yani. Yapmayın ya. Ya. İnanın bilmiyordum. Demek bilmiyordunuz. Peki bu raporları veren, yazan kişinin başının büyük derde gireceğini biliyor musunuz? Yapmayın Allah aşkına. Afiyet Hanım yakında baba oluyor biliyorsunuz. Paraları rica edeyim. Para mı? Öyle ya. Tabii ki paraları rica ediyorum. O çocuklardan rapor için aldığınız paraları. Ama o paralar... Biliyorum siz o paraları mini mini yavrularınız, sevgili öğrencileriniz... ...üniversite sınavlarına hazırlanırken ek kitaplar alsınlar, CD'ler alsınlar diye topladınız. Öyle değil mi? Öyle mi? Öyle tabii öyle. Yoksa zimmetinize geçirecek haliniz yok ya o paraları. Değil mi efendim? Gayet tabii canım. Evet, bu paralarla çocuklara kitap filan almak lazım. Bu paraları öğrencilerim için kabul ediyorum. Bu arada... nane şekeri nefes açar.